Hadi kolaysa yakala Crew. Samarkand'ayım Kral Gökkuşağı. Bin toplayan limon aşkına Crew, bu ne hız? Ama gök ışığı hızına ulaşabilir misin? Süper bulut hızı Kümülo. Müthiş bir bulut uçuşuydu. İşin çoğunu True yaptı. Buna şampiyon gibi tezahürat yaptım. Değil mi arkadaşlar? Size sordum. Evet, doğru diyorsun Bartleby. Neyse, dilek kalbi oyunda fazla kalmayacağım. Öyle piknik için tam vaktinde burada olurum. Ve biz her şeyi hazırlamış oluruz. Sana iyi dilek arayışları Kral Gökkuşağı. Hoşçakalın. Ve biz dilek tutarız. Dilek kalbi oyunda dilekler büyür, kocaman olur. Bir sürü leziz yiyeceğimiz var. Çubuklu şekerler, rulo pastalar, acı biberler, mangolu paylar, al al kirazlar, muhteşem tartlar, meyve suları ve... Evet, en sevdiği şeyi de getirdim. Balıklı yumuşak krakerler. Balıklı yumuşak krakerler mi? Teşekkür ederim True. Sarılalım. Sen, ben ve yumuşaklar. Bunlar mutluluk gözyaşı. Bartleby. Oo, merhaba Rocky. Birkaç dilek almaya gidiyorum. Bana şans dile. Ben şanslı bir kralım. Burası dileklerle dolu bir yer. Söyleyin bakalım, kim benimle dilek ağacına gelmeye hazır? Peki, endişelenme. Bir sonraki ziyaretimde tekrar konuşuruz. Ama sen ne kadar enerjiksin. Benimle gelmeye hazır görünüyorsun. Harika. Orada neler oluyor? Bu bitkiler kurumuş ve solmuş. Acilen suya ihtiyaçları var ama burada hiç su görmüyorum. Hemen biraz bulmalıyım. Su damlaları. Harika. Bu bir, iki, üç. Balıklı krakerler, balıklı krakerler. Ben siz olmadan nasıl yaşardım? Yaşayamam. Kesin bildi. Hey, yum yum. Nasıl? Yeti değil mi bu? Krakerlerinden istiyor galiba. O zaman bir kere daha düşünsün. Bu piknik sepetini 9 canımla birden koruyacağım. Hop, 2, 3, 4. Hop, 2, 3, 4. Merak etme Bartleby. Gökkuşağı kralı her an dönebilir. Her an dönebilir. Ve bu da 177. damla. Bu şimdilik işimizi görür. Aç ağzını. Daha mı istiyorsun? Bak bu olmadı işte. Bu gidişle çiçekler için yeteri kadar su toplayamayacağım. True ile iletişim kurmalıyım. True, yardımına ihtiyacım var. Hop, iki, üç, dört. Hop, iki, üç, dört. Hop. True, yardımına ihtiyacım. Kral Gökkuşağı, bir şey mi oldu? Acilen biraz. Bu nedir? Daha önce hiç duymadım. Mesajı net bir şekilde duyamıyorum. Daha net konuş lütfen. Buraya hemen su. Dev bitkiler. Asla çıkamayacağım. Yardım edin. Evet. Seni duymak için de bize yardım lazım. Hay aksi. Bu kötü oldu. Anlaşılan kralın başı dertte Bartleby. Gidip daha yakından bakmalıyız. Evet. Bir dakika. Yani mağaraya girerek mi? Yani içeri girmek mi? Ben mağaraları pek sevmem True. Sebebi biraz karanlık olmaları mı? Biraz değil, çok karanlık olmaları. Yakaladım seni. Teşekkür ederim True. Bu işi yalnız yapamayacağız. Biraz dilek yardımına ihtiyacımız var. Katılıyorum, 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 katılıyorum. Götürmeye hazır mısın? Hadi o zaman gidelim.
Merhaba True Bartleby. Merhaba Z. Dilekler üzerine mi çalışıyorsun? Evet. Bütün gün fısıltı dileğiyle meraklı dileği dinleyip hangisinin daha sessiz olduğunu öğrenmek için buradaydım. Peki hangisiymiş? Ben de bilmiyorum. Çıtları bile çıkmadı. Sana nasıl yardımcı olabilirim True? Kral gökkuşağı dilek kalbi oyuğuna dönünce yesin diye bir piknik sofrası hazırladık ama hala gelmedi. Evet, orada başı dertte. Orası karanlık ve çok korkunç. Başı dertte mi? Kralım mı? O zaman sakin kafayla düşünelim ve hep birlikte bir çözüm bulalım. Vay canına! Başı ne tür bir belada? Onunla yüz balonuyla iletişime geçmiştik. Ama mesajı hep bozulup durdu. Evet, sadece suya ihtiyacı olduğunu duyabildik. Sonra dev bitkiler hakkında bir şeyler söyledi. Dev bitkiler dev ve sonra yardım alamazsa hiç çıkamayacağını söyledi. Olamaz, bu çok kötü. Hemen yanına gidip... Siz gidip onu kurtaracaksınız, değil mi? Evet, ama ona ulaşmak zor olacak. Mağara çukurlarla dolu. Bu yüzden onları geçebilmek için dilek yardımına ihtiyacımız var. Doğru söylüyorsun. Mağaralar gezinmek için çok tehlikeli olabilir. Aynı zamanda karanlık yolun aydınlanması için bize dileklerin desteği lazım. Kralın su bulmakla ve devasa bitkilerle ilgili bir şeyler söylediğini mi söylemiştiniz? Su bulamıyorsa belki mağara tamamen kurumuştur. Bu durumda su bulmak için de dileklerin yardımına ihtiyacımız olabilir. Peki, üç dilek alma zamanınız geldi. Hazırım. Dilek ağacı, dilek ağacı. Harika dileklerini paylaş benimle lütfen. Harika dileklerini paylaş benimle lütfen. Dilekler gelmiş True. Dilekopedia onlar hakkında ne diyor bir bakalım. İlk dileğin... işte burada. Adı Ilongi. Yürümek için yeterince esnek, güçlü bir dilek. Ama aynı zamanda birazcık yaylanır. O yüzden dikkat edin. Yaylı şeylere bayılırım. Ne zaman sıçramam gerek asla bilemezsin. Ve ışıldayan dileğin Voglow. Işığı çok parlak hale getirebiliyor ya da iyice sönükleştirebiliyor. Bu dilek aynı zamanda biraz korkak kedi gibi. Hey, ben de öyleyim. Belki akrabayızdır. Ve son dileğin Squeezy. Son derece yapışkandır. Dokunaçlarıyla her şeyi yapabilir. Örneğin ulaşması çok zor yerlere ulaşabilir. Squeezy bana mağarada su bulmam için nasıl yardımcı olur bilemiyorum. Fakat bir şeyler bulurum, bundan eminim. Kral gökkuşağına yardım etmeye gidiyoruz. Bu dilekleri benimle paylaştığın için teşekkür ederim dilek ağacı. Pekala, görüşürüz Z. Yardımın için teşekkür ederiz. Durun, bekleyin. Ben de sizinle gelmek istiyorum. Sen dilek ağacını bırakmak mı istiyorsun? Evet, kral gökkuşağının benim de yardımıma ihtiyacı var. Ona büyük saygı duyarım. Dilekler hakkında bildiğim her şeyi bana o öğretti. Ama en önemlisi, kral bizim arkadaşımız. Dilekler sensiz idare edebilir mi? Bir şey olmaz, korkma. Birazdan döneceğim, tamam mı? O zaman gidip krala yardım edelim. Aşağı bakmazsan daha iyi edersin. Yumuşak yumuşak. İlginç. Teşekkür ederim Kümilo. Bu mağarada kaç tane derin karanlık çukur vardır sence? Yüzlerce. Yüzlerce mi? Binlerce. Binlerce mi? Milyonlarca. Bu çok fazla gibi. Ben biraz korktum sanki. Bartleby, hepimiz mağaraya girmek zorunda değiliz. Değil miyiz? Hayır.
Burada durması için birine ihtiyacım var. Ben. Ve piknik sepetini koruyacak birine. Balıklı yumuşak krakerlerimi o şeyden koruyabilirim. Yedi. Kışt yeti, kışt. Sana kolay gelsin Bartleby. Gitmeye hazır mısınız bir? Hadi gidelim. Dikkat et. Oh. Burası Bartleby'nin takıldığı yer. Sağ ol True. Bak. Çok iyi. Hadi bir göz atalım. Hey! Vay canına. Ne kadar hoş. Parlayan kristaller. Kral Gökkuşağı, neredesin? Hey True, bak. Çok zi, bir zi. Çok zi, bir zi. Çok True, bir True. Çok True. Hadi gidelim zi. Bak, işte bu uçurum oldukça derin. Bizi karşıya geçirecek müthiş bir dileğim var. Zip zap zoo, seni seçiyorum. Uyan Grandi. Ve dileğim gerçekleşti. Elongi, uçurumun karşısına geçmemize yardım eder misin? Güzel atış. Şimdi test edelim. İyi ve esnek. Üstelik sağlam görünüyor. Hadi. Zi, bak. Bir dakika. Rocky bu. Mahsur kalmış. Yardımımıza ihtiyacı var. Bartleby'nin şaklatan tuzağını asla geçemeyeceksin. Gördün mü? Sesi duydum. Şimdi balıklı yumuşak krakerlerim hala taze mi? Bakma zamanı. Ah, yakalandın. Kim var orada? Yedi. Sensin biliyorum. İyi yakaladın. Hey dinle. Acaba sen... Piknik sepetini korumak sandığımdan daha zor olacak. Ama her balıklı yumuşak krakere değer. Bu çok zor. Çok zor bir iş. Şu küçük dostumuza nasıl yardım edebiliriz? Benim bir fikrim var. Oraya sıçrayacağız ve Rocky'nin de aynı şeyi yapmasını sağlayacağız. Karşıya doğru sıçramaya başlayalım. İşe yarıyor. Sıçramaya devam et. Hadi Rocky. Sen de aşağı atla. Korkma Rocky. Yapabilirsin. Bravo. Teşekkür ederiz Elongi. Çantaya girme zamanı. Galiba bize teşekkür ediyor. Rica ederiz Rocky. Kral Gökkuşağı'na yardım ettikten sonra tekrar görüşürüz. Işık yok gibi True. Endişelenme. Işık dileğim var. Zip, zap, zoo, seni seçiyorum. Uyan Voglo. Ve dileği gerçekleştir. Merhaba Voglo. Bizi ışıltınla harita düşürmeye hazır mısın? Ya, utanma lütfen. Seni tutacağım Voglo. Bu ses de neydi? Hayır.
Dilokopedia Vogdov'un bazen korkak bir kedi gibi olabildiğini söylemişti. Bu da o zamanlardan biri değil mi? Sanırım öyle. See, sen de duydun mu? Vogdov, işte buradasın. Korkmana gerek yok. Biz buradayız. Sana ulaşamıyorum. See, Aslan'la deneyebilir misin? Zıpla. Sarılsam seni daha iyi hissettirir mi? Şimdi aydınlandık. Teşekkür ederiz Vogdov. Ve teşekkür ederiz Rocky. Sen olmasaydın zavallı Vogdov o çatlakta kalmış olacaktı. Kocaman yeti nasıl bu kadar hızlı dolaşabiliyor? Bir, iki, üç yeti mi? Kralın mesajında gördüğüm o devasa bitkiler bunlardı Zee. Kral buradaydı. Derin mağara yaprak kapanları mı? Genellikle su kaynakları vardır. Ama bunlar kurumuş. Kral gökkuşağı bizi duyuyor musun? Şu upuzun bitkinin ağzında ne var öyle? Kralın asası değil mi o? Bu bitki kral gökkuşağını yedi mi yani? Hayır. Kral gökkuşağını yedi mi? Olamaz, çok korkunç. Ama bir saniye Zee. Biraz duralım ve düşünelim. Kral gökkuşağından hala öğrenecek çok şeyimiz var. Ona saygı duyuyorum. Dilekler hakkında bildiğim her şeyi bana o öğretti. Üstelik kral bizim dostumuz. Tatlı, sarı, sıcacık güneş adına. Başardınız arkadaşlar. Onu öyle çok özledim ki şu an sanki yanımdaymış gibi sesini duyuyorum. Zaten yanımda duruyor Zee. Tam burada. Tekrar hoş geldiniz majeste. Gelebilmenize çok sevindim. Herkesin yardımına ihtiyacım olacak. Bu bitkilerin ciddi anlamda suya ihtiyaçları var. Ve bulana kadar da buradan hiçbir yere gidemeyiz. Ne yazık ki bu minik su damlaları asabla toplayabildiğim tek suydu. Bu koca adam o kadar susamıştı ki asamı elimden öbür de tere kaldı. Teşekkür ederim. Bunu bir düşünelim. Eğer su damlaları tavandan düşüyorsa belki üzerinde daha çok su vardır. Ve Squeezie deliği biraz daha büyük yapabilirse o zaman daha fazla su çıkarabilir. O zaman su sağanak yağmur gibi yağar. İşte bu. Yorgun olduğunu biliyorum ama yukarıya ulaşmam lazım. Yapraklarından zıplayabilir miyim? Teşekkür ederim. Yaprakların çok esnekmiş. Şimdi dilek yardımı zamanı. Zip zap zoo seni seçiyorum. Uyar Scootsie. Ve dileğin gerçekleştir. Merhaba Scootsie. Şu damlayan yeri görüyor musun? Gitmeni istediğim yer orası. Ya, ama galiba oraya ulaşamayacağım. Rocky, sen bana yardım edebilirsin. Daha önce yaptığım gibi bana doğru zıplayabilir misin? Hey, bu benim aklıma bir fikir getirdi. Seninle beraber zıplarsak Scootsie'yi tavana koyacak kadar yükselebiliriz. Hazır mısın? İşte oldu. Scootsie, şu damlayan yeri daha fazla su çıkarması için daha büyük bir hale getirebilir misin? Daha fazlasına ihtiyacımız var. Daha çok itmen gerekiyor Scootsie. Tekrar deneyebilir misin? Yapabilirsin Scootsie. Sana güveniyorum. İşe yarayacak mı dersin? Evet, işe yaradı. Şimdi dön, dön, dön. Ve suyu ser. İşte böyle. Yayol, harika. Sağ ol Scootsie. Şimdi çantaya geri dön.
yaşasın. Harika, şelale gibi başardık. Su ikincisi bitkilere su vererek harika bir iş çıkardı. Fakat sen beni burada nasıl buldun? İlongi ve Voglov yolun çoğunda bizimleydi. Ama biz buralara kadar iyi dostumuz Raki olmadan gelemezdik. Harika iş çıkardın Raki. Hadi şimdi pikniğimize geri dönelim. Balıklı yumuşak kraker lezzetli. Merhaba Bartleby. Kral gökkuşağı. Sen dönmüşsün. Döndüm, evet. Rulo pasta. Rulo pastaya bayılırım. Yeti'yi durdurmak istediğini sanıyordum. Yetileri. Ama pikniğimizi yalayıp yutmuşlar. Merhaba. Merhaba. Ne oldu? Biliyor musun, aslında o kadar da kötü değiller. Ben de iyi bir pis içik olup onlarla paylaşayım dedim. Ayrıca aç kalmak ne demektir iyi bilirim. Sakıncası yok değil mi Kral Gökkuşağı? Hiç sakıncası yok Bartleby. Başkalarına nazik olma karşılığında nezaket getirir. Değil mi Türü? Doğru söylüyorsun Kral Gökkuşağı. Raki, balıklı yumuşak kraker. Gökkuşağının renkleri gibi ne kadar da harika bir gün. Müthiş. Thank you.